Dünya mutfağı konusunda farkını yaratan Kayseri merkezde bulunan Kayıca Kafe konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Kayseri'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda Kaya'dayız. Yanında işletme sahibi Korhan Bey var. Korhan Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Kayseri'de doğdum. Daha sonra İstanbul'a gittim eğitimimden dolayı. Bilgi Üniversitesi İşletme Ekonomi bölümünü de bitirdim. Daha sonra sevdalısı olduğum işi en iyi şekilde yapabilmek için Mutfak Sanatı Akademisi'ne gittim. Eğitim aldım orada. Stajdır, çalışma temposudur. 2-2,5 yıl boyunca İstanbul'da şu anki bulunduğum sektörde çalıştım. Tecrübe kazanmak için, en iyisini yapabilmek için. Daha sonra memleketim olan Kayseri'ye dönüş yaptım ve burayı açtık. Korhan Bey, Kaya'yı biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Kaya'nın planlanması açılmadan yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. İsim bulunma süreci, menü planlaması, reçete oluşturulması gibi şeyler. İsmimiz Fince kökenli, yalın saf anlamına geliyor. Yalın saf, duru demek. İsme karar verdikten sonra mekanın konseptini ve menü planlamasına başlamıştık. Bu bir hayli zor bir süreç oluyor. Neden zor oluyor? Bizim için zorluğun sebebi menüde gördüğü her şeyi müşterilerimiz, misafirlerimiz ev yapımı mutfaktan çıkıyor şekilde tüketiyorlar. Böyle. Yani bu arada hiçbir şekilde hazır ürünle karşılaşmıyoruz. Tatlısından burada gördüğünüz burger ekmeğine kadar her şeyini kendi mutfağımızda günlük olarak o an sipariş esnasında hazırlıyoruz. Yani taptaze, titiz bir çalışma olarak insanlara sunuyorsunuz. Doğrudur. Aynen öyle. Peki burası aynı anda kaç kişi misafir edebiliyor efendim? Aynı anda kapalı salon, şu anda bulunduğumuz yer 64 kişiyi ağırlayabiliyor aynı anda. Terasımızda da 120 kişiye kadar alabiliyoruz. Yani 180 kişi diyebiliriz. Korhan Bey, menü içeriklerinizde neler var? Biraz bunları anlatır mısınız? Peki. Menümüz kahvaltıyla başlıyor. Daha sonra başlangıçlarımız salata, çorba, burger, pizza, et, kırmızı et, tavuk seçeneklerimiz, tatlılarımız, bar bölümünden çaylarımız, kahvelerimiz, limonata, milkshake, bunların da hepsi yine mutfak menüsünde olduğu gibi kendimiz hazırlıyoruz. Limonata, milkshake dahil hiçbir şekilde tozdur vesairedir kullanmıyoruz. Her şey tam reçetesine uygun şekilde yapılıyor. Peki burayı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Burayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, biraz önce de vurguladığım gibi, menüdeki neredeyse her şeyin kendi mutfağımızda hazırlanıyor olması. Örneğin tatlılar. Genelde bu piyasamızda bu tarz olmuyor. Hani genelde hazır tercih ediliyor ama biz A'dan Z'ye ekmeklerimizi, tatlılarımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ayrıştıran birinci nokta. İkinci noktamız da Kayseri'de genelde pek rastlanmayan lezzetleri sunmaya çalıştık. Örneğin bir basit bir örnek vereyim. Başlangıcımızdan arancini topları adında bir yemeğimiz var. Bu nedir işte? Arborio pirincinden yapılan risotto topları diye geçiyor aslında. Bu gibi şeyler bizi diğerlerinden ciddi bir şekilde ayrıştırıyor.